Bey, neler hikayet eder? Ayrılıklardan nasıl şikayet eder? Beni kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımdan erkek ve kadın müteessir olmakta ve inlemektedir. İştiyak derdini şerh edebilmem için ayrılık acılarıyla şerha şerha olmuş bir kalptir. Aslından, vatanından uzaklaşmış olan kimse orada geçirmiş olduğu zamanı tekrar arar. Ben her cemiyette, her mecliste inledim durdum. Bedhal olanlarla da, hoşhal olanlarla da düşüp kalktım. Herkes kendi anlayışına göre benim yârim oldu. İçimdeki esrarı araştırdım. Benim sırrım feryadından uzak değildir. Lakin herkes de onu görecek nur, her kulakta onu işitecek kudret yoktur. Beden ruhtan, ruh bedenden gizli değildir. Lakin herkesin ruhu görmesine de ruhsat yoktur. Şu neyin sesi ateştir. Hava değildir. Her kimde bu ateş yoksa o kimse yok olsun. Neydeki ateş ile meydeki kabarış hep aşk eseridir. Ney yarından ayrılmış olanın arkadaşıdır. Onun makam perdeleri bizim nurani ve zulmani perdelerimizi, yani vuslata mani olan perdelerimizi yırtmıştır. Ney gibi hem zehir, hem panzehir, hem demsas, hem müştak bir şey kim görmüştür? Ney kanlı bir yoldan bahseder, mecnunane aşkları hikaye eder. Dile kulaktan başka müşteri olmadığı gibi maneviyatı idrak etmeye de bir huş olandan başka mahrem yoktur. Gamlı geçen günlerimiz uzadı ve sona ermesi gecikti. O günler mahrumiyetten ve ayrılıktan hasıl olan ateşlerle arkadaş oldu. Yani ateşlerle yanmalarla geçti. Günler geçip gittiyse varsın diye. Ey pak ve mübarek olan insan-ı kamil, hemen sen var ol. Balıktan başkası onun suyuna kaldı. Nasipsiz olanın da rızkı gecikti. Hem ervah olanlar pişkin ve yetişkin zevatın halinden anlamazlar. O halde sözü kısa kesmek gerektir mesela. Başkadır Mevlana'dan. Aşk söz olur, mısra olur. Döndükçe semazen, her yol aşka çıkar ve aşk yola çıkar. Aşk deyince inler Celaleddin. Dinleyin hele, aşka dair neler der. Aşıkların gönüllerinin yanışıyla gözyaşları olmasaydı, dünyada su da olmazdı ateş. Altın ne oluyor? İnci, mercan da nedir? Bir sevgiye, bir sevgiliye feda edilmedikten sonra aşıkların neşesi de odur, gamı da.
hizmetlerine karşılık aldıkları ücretti. Aşık, sevgiliden başkasını seyre dalarsa bu aşk değildir. Aslı yok bir sevdadır. Aşk o yalındır ki parladı mı sevgiliden başka ne varsa hepsini yakar. La kılıcı Allah'tan başka ne varsa hepsini keser, silip süpürür. Bir bak hele, la'dan sonra ne kalır? İlla Allah kalır, hepsi gider. Neşelen, sevin, ey ikiliği yakıp yandıran şiddetli aşk. Korkaklık diye nitelenir kimi diyarlarda benim bu yaptığım.
Korkaklık değildir bu lakin. Aşkı ölesiye sevmektir. Hatta öylesi bir sevmektir ki onu kendinden bile korumak, onu kendine bile kıyamamaktır. Ya da kendini aşka layık kılmamak. Bazen o kadar sarsıcı olur ki bu iş, dünya tersine dönmekte sanırsın. Bir fırtına kopuverir içinde. Yani o içinde kurmuş olduğun ülkenin içinde bir fırtına, bir zelzele hiçbirini döşer, kıtiyetle tahammül edemez o sarsıcı kıyamete. Ben gibi bir sabrı yoksa. Kimi zaman kendi sınırıma sabrı. Eminim ki aşk en güzel böyle yaşamış. Kapatırsın tüm kitaplarını, şiirlerini, dualarını içine. İçin için yaşar, Rab seni kendine yaklaştırsın diye beklersin. Eminim ki aşk en güzel böyle yaşamaktır. Aşkı içinde yaşamak ne kadar akıllı iş olabilirdi ki? Hakikaten aşkı içinde yaşayan, aşkı gerçekten yaşadığını nasıl iddia edebilirdi ki? Aşk aranmalıydı, hiç durmaksızın aranmalıydı. Şöyle bir toparlanıp, söze gireceğini bazını temizleyerek belli ettikten sonra aşkı arayan konuşmaya